Değerli seyircilerimiz, Kanal 23 ekranlarında Melis ile Şamadayrı hoş geldiniz. Bugün sizin de çok sevdiğiniz bir konuğum var. Eftut Başkanı, sizin her dem programının sunucusu olarak bildiğiniz Ziyaettin Akgüneş ile beraberiz. Kendisini tanıyalım. Şimdi biz sunucuların çoğu zaman programlarımızda kendimizi tanıtma gibi bir şansımız olmuyor. Ancak programlara konuk olunca şöyle biyografimizi bizler de seyircilerle paylaşıyoruz. Bizim özelimizde, özel yaşamımızda neler yaptığımızı, iş yaşamımızda birazcık sizlere aksettiriyoruz. Bugün Ziyaettin Bey'i tanıyacağız sizlerle beraber. Ayrıca kendisi Eftut Derneği'nin başkanı olduğu için, Eftut'un başkanı olduğu için daha doğru bir ifadeyle derneğimizin de faaliyetlerinden bahsedeceğiz. Derneğimiz 1947'de Fikret Memişoğlu tarafından kuruluyor. Birinciliklerimiz de var. Bunları da sizinle paylaşalım. Sizin de sorularınız, önerileriniz ve görüşleriniz varsa numaramızın WhatsApp kısmını kullanıp yollayabilirsiniz. Numaramız program boyunca da alt bant olarak kalacaktır. Bunu ekleyelim. Bir diğer ekleyeceğim şey de bütün programlarımız, Kanal 23'ün bütün programları YouTube'da var. Tekrarlarımızı YouTube üzerinden seyredebilirsiniz diyelim. Ziyaettin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi ettiniz, geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi misiniz? Ya Allah'a şükürler olsun. Çok şükür iyiyiz. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Ben çok iyiyim. Çok vallahi şükürler. Vallahi işte biliyorsunuz biz de beraber program yapıyoruz. Burada. Evet, evet. İşte bizim tabii siz her gün ekran karşısındasınız ama bizim 15 günde bir oluyor. Bizimkisi müzik programı, sizin yaşama dair program. Evet, evet. İnşallah biz de işte Kanal 23 ekranlarından seyircilerimize bu zevki tattırabiliyorsak ne mutlu bize. Bir nebze de olsa Arput müzikisini tanıtmak amacıyla buradayız, program yapıyoruz. Tabii ki inşallah seyircilerimiz beğeniyle izliyorlardı bizi. Şimdi Ziyaettin Akgüneş'i tanıyalım dediniz. Evet, 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 ben de merak ediyorum. Evet, estağfurullah, sağ olun. Ben 1962 Elazığ Palu doğumluyum. Tabii 64'ten beri de Elazığ'da yaşıyorum. Tabii köyde çok fazla ama çocukluğumuz işte 2 yaşında buraya gelmişiz. Elazığ'da okudum. Elazığ'dan dışarıda hiç çıkmadım. İlkokulu Elazığ'da okudum. Liseyi Elazığ'da okudum. En sonunda işte tabii nasip olmadı üniversiteyi okumak bize. 1977-78'den beri de musikiyle ve halk oyunlarıyla hemhal oluyoruz. Ben 77'de Elazığ'da o zaman halk evleriydi. Halk evlerinde bağlama çalıyordum. Bağlama vesilesiyle halk evlerine gittik. O zaman işte bizim şu anda Gazi Üniversitesi'nde profesör olan bir ağabeyimiz var, Türker Eroğlu. Onun vesilesiyle, onun kurmuş olduğu bir topluluk vardı. O toplulukta bağlama çalıyordum. Öyle işte halk evinde musikiyle haşır neşir olmaya başladık. Daha sonrasında halk oyunlarına geçtik. Halk oyunları, musiki derken işte bugüne kadar geldik. Tabii ki bu benim şeyim. İşte 95'te de 1980'de halk evleri İşte o zamanki askeri darbeden sonra kapanınca o dönemin başkanları bize işte Elazığ Folklor Turizm Derneği, yani kısa adı Eftut olan derneği kurdular. Biz de tabii o zaman gençiz. Orada koşturmaya başladık. İşte bugüne kadar getirdik. 95'ten sonra da 95'te Müyamin Eroğlu dernek başkanı oldu. Ben de onunla beraber başkan yardımcısı 1980 yılına kadar şey 2018 yılına kadar Bünyamin Eroğlu ile beraber o başkan yardımcısı ben başkan yardımcısı olarak devam ettik. İşte 27 Temmuz 2018'de Bünyamin Eroğlu rahmetli olunca Allah rahmet etsin, mekanı cennet olsun. Çok güzel dostluklarımız, arkadaşlıklarımız vardı bizim. Çok seviliyor Elazığlılar tarafından, yani, tanıyanlar tarafından. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Bünyamin Eroğlu'nu sevmemesi mümkün değildi. Niye? Başta Elazığ kültürüne, Elazığ musikisine yıllarca emek vermiş bir insandı. Yani bir de doğal bir insandı. Televizyonda da programı yapıyordu biliyorsunuz, müzik programları olsun. Bir de bir sohbet programı vardı, Harput Ahengi diye bir program vardı. Bundan dolayı da gerçekten Elazığ'a mal olmuş, Elazığ'ın büyük abisiydi.
Evet. Evet, ya. Lakabı da zaten Büyük Abi'ydi. Biz onunla beraber bu işe başladık. Gerek radyo programları yapıyordu, gerek televizyona geçince televizyonda da biz beraberdik onunla. Daha sonra tabii Allah rahmet etsin, rahmetli olduktan sonra da 2018'den sonra bu dernekteki başkanlık görevi bize düştü. Biz de elimizden geldiğince Elazığ Harput kültürüne, Harput müziksine bir şeyler vermeye çalışıyoruz. İnşallah Elazığ halkı tarafından da takdir görülüyordur. Söyleyeceğim bu kadar. Evet, takdir görüyoruz. Yani Tin evet. Abi diyeceğim samimiyetimize dayanarak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ne güzel Bünyamin Eroğlu gibi böyle hoş bir sada bırakmak. İnsan öldükten sonra adını bırakıyor. İnsan yani. Adının böyle güzel yad edilmesi ve kendi evet. memleketi için bir şeyler yapmak çok güzel. Eftut da yine bizim kadim derneklerimizden, önemli derneklerimizden bir tanesi. Artık siz başkanlığı devraldınız ve güzel işler yapıyorsunuz. Siz de başarılarınız daim olsun. Amin. Ziyahettin abi gerçekten bunlar Elazığ'ımız için çok çok önemli. Şimdi Ziyahettin abi hiç bahsetmedin. Evlisin, çocukların var değil mi? Çocuklarımızdan bahsedelim. Hatta bir selam yollayalım. Evet. Ben 1986 yılında 86 yılının 11 Aralık ayında evlendim. 3 tane çocuğum var. 2 kız, bir oğlan. Aynı zamanda 6 tane de torunum var. Maşallah. Evet. Maşallah. Allah bağışlasın. Allah her günlere koysun. Bütün, Allah güzel uzun ömürler nasip etsin. Milletimizin çağaçolunu da bağışlasın. Bizimkilerin de beraber bağışlasın. Amin. İşte böyle. Amin. Çocuklar tabii evlendi. Gittiler herkes. Biz şu anda evde işte annem, kız kardeşim, ben ve eşim yaşıyoruz. Aynı zamanda tabii resmi dairede çalışıyorum. Bir resmi kurumda memurum. 1986 yılında işe girdim. İşte halen daha devam ediyoruz. Bakalım ömrümüzün yettiğince de gerek resmi dairede olsun. Tabii ki onun da belli bir zamanı vardır. O zamanı geldiği zaman da bırakmak zorundasın tabii ki. Ama işte dediğim gibi gücümüzün yettiğince de Harput müziksine, Harput kültürüne de aynı zamanda hizmet etmeye çalışıyoruz. Evet, ne güzel. Zaten çıktığınız yer de çok güzel. Palo'dan, Palo Menşeili. Evet. Oradan çıkıp sonuçta Elazığ'ın kadim kültürü arasında açıkçası Harput ve Palo başta geliyor. Evet. Lokomotif özelliği gösteriyor diyebiliriz. Onun yansımaları da vardır. Ziyahettin abi, şimdi bu derneğimiz çok önemli. Eftut, bakar mısınız? Zaten 1947'de kurulan kadim bir dernekten yani, bahsediyoruz. Kuruluş amacından bahsedelim öncelikle, sonra faaliyetlerine geçelim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi gerçekten yani bu kadar uzun süreli hayatını devam ettiren bir dernek Elazığ'da yok. 1947 yılında Fikret Memişoğlu tarafından kuruluyor. Tabii o zamanki işte 7 kişilik bir yönetim oluşturuyorlar. Bu 1947'de kurulduktan sonra Elazığ Harput ve havalisine yani bu her türlü hizmeti yapmışlar. Sadece musiki yönünden, folklor yönünden bakmamışlar. Gerek yardımlaşma olsun, gerek köylere hizmet götürme olsun. İşte, birinin işte ihtiyacı varsa çok affedersin işte adamın hayvanı hastalanmış. O zaman tabii veterinerden nereden bulacak? Buradan veteriner bile götürmüşler. Köylerde işte her türlü yardımı yapmışlar. Biz de böyle bir derneğin elemanları olduğumuz için ben gerçekten gurur duyuyorum. Bu derneği kuranlardan Allah razı olsun. Yani. Bugüne kadar da tabii çeşitli 67 yılına kadar Fikret Memişoğlu başkanlık yapmış. 1967'de vefat ettikten sonra çok uzun sürmemiş. Ondan sonra halk evlerine geçmişler. O zaman halk evleri var. Halk evlerine geçiyorlar. Halk evlerinde de 1980'e kadar işte dediğim gibi 80'e kadar halk evi olarak devam ediyor. Aynı yer, aynı insanlar, aynı malzemeyle devam ediyorlar. Yani 1947'de Eftut'un kurulmuşu dediğim için böyle geliyor. O ilk kurulduğu zaman Elazığ Kültür Derneği olarak kuruluyor. Daha sonra Halk Evi, Halk Evi'nden sonra da 80 yılında da Elazığ Folklor Turizm Derneği ismini alıyor. İşte 80'de bütün dernekler kapandıktan sonra bu dernek yeni kuruluyor. Ondan sonra da işte biz bugüne kadar getirdik. İnşallah bizden sonrakiler de bunu devam ettirirler. 1960 yılında bir dünya birinciliği var. Çayda Çıra'da.
Bir de halayda dünya üçüncülüğü var. Tabii bunlar küçümsenecek şeyler değil. Gerçekten emek vermişler, yapmışlar. Bu çok büyük bir hizmet. Yani Elazığ'ın o zamanki şartlarda kültüre, folklora, musikiye hizmet ediyorsunuz. Yani Fikret Memişoğlu kendisi avukat olmasına rağmen, yani musiki adam olmamasına rağmen adam Harput Ahengi diye kitap basıyor. Ahengin tamamı da Harput musikisini orada anlatmış. Bugüne kadar elimize geçen en güzel rehber kitaplardan bir tanesi. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Zaten kadim kültür arasında ismini altın harflerle yazdıranlardan bir tanesidir Fikret Memişoğlu. Yani, hepsine cümleten rahmet diliyorum. Ne güzel insanlar vardı. Ben bir de bir şey daha anlatayım. 60 yılında hani dünya birinciliği oldu dedim, evet, ya. Bu dünya birinciliğine gittiği zaman İngiltere'ye, Langollen'e gidiyorlar. Tabii 60 inkılabı olmuş o zaman. 27 Mart 60 inkılabı olmuş. O dönemde yurt dışına çıkışlar yasak. Ekip de yurt dışına gidecek. İşte tabii tam ayını hatırlamıyorum da dernekte bizim elimizde onların beratları var. Fikret Memişoğlu rahmetlik ekibi topluyor, Ankara'ya gidiyor. İşte dönemin Cumhurbaşkanı onunla görüşecek. Kimseyi görüştürmüyorlar. Gidiyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde, o zamanki Cumhurbaşkanlığı işte binasının önünde ekibi diziyor. Diyor ki ben komut verdiğim anda davul klarnet çalacak, ekip de oynayacak. Tam o sırada Cumhurbaşkanı işte şeyden çıkıyor, Dolmabahçe Sarayı'ndan çıkıyor. Bu ekibe komut veriyor, ekip çalıyor. Tabii diyor ki bu ne hayırdır, bu ekip ne burada? Durduruyor arabasını, geliyor yanına, diyor ki nedir bu? Diyor işte efendim biz yurt dışına gideceğiz, yarışmaya gideceğiz. İşte bu şeylerden dolayı, bu inkılap olmuş, bu inkılaptan dolayı yurt dışına çıkışı yasak. Bizim de gitmemiz lazım, bize yardımcı olacaksınız diyor. Hemen tabii yanındaki danışmanlarına emir veriyor. Bu ekibin gitmesi için her şeyi yapın diyor. Ne gerekiyorsa yapın. O zamanki şartlarda işte ekibi gönderiyorlar İngiltere'ye, Langollen'e gidiyor. Ekip orada çeteçrada dünya birincisi olup geliyor. Çok güzel, gerçekten tebrik ediyorum. Yani harika. Yani böyle bir şey, bu şartlar altında gitmiş ekip. Şimdiki şartlarda olsa tabii ki daha güzel olur. Ama İşte maalesef, şartları zorlayan insanlar başarıya ulaşıyorlar maalesef, ya. Maalesef, aynen öyle. Aynen öyle. Ve maalesef ülkemizde bazen aksaklıklar olabiliyor. Evet. Ama işte bu tür insanlar o aksaklıkları da bertaraf edebiliyorlar. Şimdi dediğiniz gibi ne kadar manidar, hayvanlar, rahatsızlık geçiren hayvanlara bile yardım gönderebiliyorlar. Yani şimdi o dönemdeki misyon bu şekilde. Yani veterineri götürüyor, o da köylünün derdine derman oluyor adam. Evet, evet, evet. Peki şu anda ne yapıyoruz Ziyaettin abi? Şu anda Harput musikisi ve folklorumuz, yani zaten genel olarak folklorun içerisinde, evet, bu söylediklerimiz. Neler yapıyoruz? Valla şimdi biz Elazığ Folklor Turizm Derneği'nde, yani bizim yıllardır ben o derneğe gittim gideli, bizde ağırlık Harput musikisi, evet, ve halk oyunlarıydı. Bunun yanında aynı zamanda şeyimiz de vardı, bizim tiyatro kolumuz da vardı. Bu tiyatro kolunda biz 3 tane oyun oynadık, şey olarak müzikal oyun. Yani neydi? İri Güllü Hafız Nuri. Efendim? İri Güllü Hafız Nuri diye bir müzikal oyun vardı. Onu oynadık burada Elazığ'da. Daha sonra o oyunu iki sefer oynadık. Bir bizden önce oynamışlardı bizim büyüklerimiz. Tabii bir de bizim dönemimizde, bizim gençlik dönemlerimizde tabii ki biz de oynadık. Ondan sonra da iki sefer de Telgrafçı Akif, bu Hüseyinlik'ten çıktım şehir yolunda türküsü var ya. Ha, çok severim. O türkünün biz oyununu oynadık. İki sefer Elazığ'da oynadık. Bir sefer de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerine, Turgut Özal döneminde küçük sahneydi tahmin edersem. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde öyle bir oyun oynadık orada. Telgrafçı Akif türküsünü.
telgrafçı Akif türküsü maalesef daha sonra meşhur olan türkülerimizden ve en sevilen türkülerimizden. Evet, üstelikte çıktım Şehir Yoluna. Çok seviyorum yani gerçekten. Biz işte bunun müzikal oyununu oynadık o zaman. Gerçekten tepkilerle şekildeydi. Çok güzeldi. Çok beğenilmiştir. Ya, tabii çok beğenildi. Hem de yani oradaki usta diyeceğim sanatçılar oyunu izlemeye geldiler. Bizim amatör olarak bu işi yaptığımızı duyunca adamlar hayret ettiler. Böyle bir şey olamaz dediler. Yani, türkünün hikayesini siz tabii, tiyatro. O türkünün çıkış şeklini. Çıkış şeklini. Yani telgrafçı Akif'in. Alalım mı biraz hikayesini? Biliyoruz ama böyle parça parça biliyoruz. Bilmeyen seyircilerimiz de vardır. Telgrafçı Akif'in yaşamış olduğu hayatı anlatan bir oyundu. Telgrafçı Akif Arput'ta telgrafhanede müdür. Telgrafhane müdürü. Kendisi üstelikte oturuyor. Üstelikten her gün işte yaya, o zamanki şartlarda yaya olarak Harput'a telgrafhaneye gidiyor. Ama çevresinde çok sevilen ve musikiyi de çok iyi icra eden, seven bir insan. Bu onun üzerinde oynanmış bir oyun tabii ki. Onun öldükten sonra çıkıyor. Bir kalp krizi geçiyor. Bir gün sabah işte Harput'a giderken yine yolda telgrafhaneye giderken yolda kalp krizi geçiriyor. O zaman tabii o zamanki şartlarda kalp krizinin olduğunu kim bilebilecek? İşte adam vefat ediyor. Vefat ettikten sonra da sevenleri tarafından, hatta Saçlızade Hacı Vehbi Efendi tarafından çıkarılan bir türkü bu. Harput'tu Hacı Vehbi, Saçlızade Hacı Vehbi Efendi. Evet, yazık evet. Oldu. Çok gerçekten ben çok seviyorum o türküyü. Yani sözlerini o yazmış. Ama musikisinin işi tabii notasını, makamını da o zamanki işte onun severleri uydurarak söylemiştir. Günümüze kadar da gelmiş. Selahattin abi, bu yapmış olduğunuz etkinlik o kadar önemli ki ve çok güzel olmuş. Bunun devamı geldi mi? Yeniden düşünüyor musunuz böyle tiyatral bir oyun? Müzik, müzikal, aslında müzikal değil mi bu? Tabii tabii müzikal. Hem için, müzikal bir oyun ama içinde draması var. Yani, tabii zaten dram aslında evet. Arif'in, yani Akif'in hikayesi. Sonun çok dramatik bir sahnesi var sonun, en sonunda. O hiç unutmuyorum. Oyun bittikten sonra sahnede hem oyuncular ağlıyor hem seyreden seyirciler ağlıyordu. O kadar dramatik bir sahneydi. Demek ne kadar iyi oynamışsınız ki yani, o seyirciye aksedebilmiş. O da önemli. Evet. Artık keşke böyle yine yapsanız. Vallahi şimdi biz de gelip zevkle seyretsek. Ya olmaz diye bir şey yok. Olur tabii ki olur da. Ama işte çok büyük bir kadro lazım. Hatta bir ara geçmiş dönemdeki arkadaşlarım dedi ki ya bu oyunu tekrar oynayalım dediler. Ama böyle bir dönüp baktığımız zaman o oyunda oynayan birçok arkadaşımız şu anda yok. O yüzden mi gözleriniz dolu Ziyaret yani, abi? Öyle oluyor ya, öyle oluyor maalesef. Allah hepsine rahmet eylesin. Oyunda yer almış mıydınız Ziyaret'in abi? Evet, aldım. Sizin rolünüz neydi? Ben şeyin arkadaşıydım, telgrafçı Akif'in arkadaşıydım. Akif'in işte beraber gezdiği meşlere katılan bir arkadaşıydım. Kemal'dı şeyimde, rolümde Kemal'dı ismim. Çok güzeldi gerçekten. Şimdi de dediğim gibi yani gerçekten duygulandım. Geriye dönüp baktığım zaman o zaman o arkadaşlarımızın birçoğu yok şu anda. Allah hepsine rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Amin. Tabii ki yad etmemek mümkün değil. Zaman zaman tabii gidiyoruz. Mezarlarını ziyaret ediyoruz. Çok güzel arkadaşlarımız vardı. Çok güzel dostluklarımız vardı. Ben buradan tekrar o oyunda rol almış ve ahirete göçmüş arkadaşlarımın hepsine rahmet diliyorum. Amin. Ailelerine sabırlar diliyorum. Evet. Öyle olsun. Gerçekten öyle olsun. Burayı Allah çok şey yapmayalım. Yani gerçekten çok duygulandım. Evet. Ziyaret'in abi. Oyundan sonra ne yaptınız? Oyundan sonra ne yaptık? Sonraki etkinliklerimiz. Ondan sonra işte biz genelde dediğim gibi çok ağırlığımız en fazla bizim halk oyunlarıydı ve Arput müzikisiydi. Bizde Türk halk müziği çok fazla yoktu. Bizde enstrüman eğitimi çok fazla yoktu. Ama bizim ağırlığımız dediğim gibi hem Arput müzikisi meşkleri ve
Halk oyunlarıydı. Halk oyunlarında birçok birinciliklerimiz vardı derneğimizin. Mesela Elazığ'daki birincilikler çok önemli değildi. İl dışındaki bölge yarışmaları, ondan sonra final yarışmaları önemliydi. Onlarda da yani birçok birinciliğimiz oldu. Bölge yarışmalarında özellikle birinciliklerimiz oldu ama il yarışmaları, final yarışmalarında bir Türkiye ikinciliğimiz oldu en son. Başka da yani şu anda da zaten aşağı bir 5-10 yıla yakındır da biz yarışmalara ekiple çıkamıyorum. Niye çıkarmıyoruz? Gerçekten Elazığ'da halk oyunlarını çok dejenere ettiler. Halk oyunları bitti denecek şekilde geldi. Gidiyorsun bir düğün salonuna mesela gidin en basiti. Siz de yaşıyorsunuzdur, içindesiniz. Adam bir Elazığ oyunu oynadığı zaman bir halay oynuyor. Halayı bakıyorsun yarıda kesmiş. Başka yörenin oyununu oynuyor. Bizim hocalarımız bize derdi ki üzerinde halk oyunları kıyafeti varsa sen çifte tel oynayamazsın arkadaş. Bize kızarlardı, öğretmezlerdi. Gerçekten öğretmiyordu. Halk oyunları kıyafetiyle biz çifte tel oynayamıyorduk. Düğünde. Düğüne gitmişsin. Ha, düğündür, çalıyor işte çifte tel oynayacaksın. Oynayamazsınız diyordu bize. Ama maalesef şimdi bizim arkadaşlarımız halk oyuncusuyum diyenler üzerindeki elbiseyle başka yörenin oyunlarını oynuyorlar. Önce Elazığ'ı oynasınlar. Biz buna başka yörenin oyunlarına karşı değiliz. Biz de oynadık. Ben Bitlis oynadım. Antep oynadım. Bingöl oynadım. Diyarbakır'da oynadım. Elazığ'da oynadım. Ama bu hevesten başka bir şeye gitmedi. Biliyorduk. Ekiplerimiz de vardı. Derneğimizin her türlü ekibi vardı. Ama bir Antep oynayacağımız zaman Elazığ elbisesiyle Antep oynamıyorduk. Elazığ elbisesiyle bitti söylemiyorduk. O öğrenin elbisesini giy git nerede oynuyorsun ya? Belki oynuyorsun. Evet. Yani halk oyunlarında çok muzalimiz. Halk oyunlarımızı zaten sadece halk oyunuyla ilgilenenler biliyorlar. Onun dışında isimlerini bile artık unuttuk. Ben de lisedeyken halk oyunları ekibindeydim bir dönem. Evet. O zamanlar birazcık biliyordum ama şimdi artık isimlerini bile unuttum yani. Ya görmediğimiz için artık. İşte dediğim gibi yani biz gerçekten adam 3 sene oyun öğreniyor. 3 sene oyundan diyor ki ben halk oyuncusu oldum. Olamazsın kardeşim. Öyle bir şey yok ya. Öyle bir dünya yok. Yani önce kendi yöreni öğrenmen lazım. Kendi yörenin oyunlarını en ince ayrıntısına kadar bilmen lazım. Ne oynuyoruz şimdi? Bir halay, bir avreş, bir keçiki, bir tamzara. Belki delilo oynuyorlar. Bir güvercin söylesen kimse oynayamaz. Bir ağır halay söylesen kimse oynayamaz. Maalesef. Evet. Böyle bunlar. Sıkıntılarımız çok. İşte sizin gibi dernekler sayesinde bunlar tekrar canlandırılabilir, diriltilebilir. Ya tabii ki ama işte eleman sıkıntısı çok büyük. Şimdi derneklere elemanlar da yok. Üye sayınız az. Yani bizim üye sayımız 50'nin üzerinde. Ama halk oyunlarına gelen insanlar çok az. Halk oyuncusu bulamıyoruz. Adam o bulsam bile gelip 3 gün kurs alıyor. İşte ondan sonra gidiyor. Derneğe eleman bulamıyoruz şu anda. Yani öyle diğer sorunlarınız nedir Ziyaettin abi? Derneğimizin sorunları. Valla derneklerin yani bir tek bizim dernek olarak söylemiyorum. Elazığ'daki kültürel faaliyet gösteren derneklerin için hepsini söylüyorum. En büyük sorunumuz bizim yer sorunumuz, mekan sorunumuz. Şimdi Elazığ'daki derneklerin hepsi kira. Gelenler bundan en çok muzdaripler. Yani hepsi kira derdinde. Kiracı da olunca ister istemez ya ay o kadar erken geçiyor ki. Evet. Kirayı veriyorsun. Çok affedersin. Arkanı dönüyorsun. Bir bakıyorsun yine ay gelmiş. Elektriği, suyu, diğer giderleridir. Tabii ki. Yani yine arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Yani dernekler o elemanlardan adamlar özveriyle gelip mesela derneğimizin temizliğini biz hayatta adam tutmamışız. Herkes el biriyle dernekteki temizliğimizi yaparız, otururuz. Bizim şu anda 15 her hafta cuma günü akşam saat 8'de derneğimizde meşk var. Cuma günü
Cuma günü akşam 8'de. Her cuma. Ziyaretin abi inşallah yarın var. Yarın akşam belki olmayabilir. Niye? Bir bu Elazığ'da bir konser var biliyorsunuz. Elazığ'ımızın gerçekten değerli bir sesi. Evet. Ve TRT'de de bizleri büyük başarıyla temsil eden bir ses. Adile Kurt Karatepe bir konser verecek. Belki dernek elemanları olarak oraya gidebiliriz. Onun için olmayabilir ama önümüzdeki hafta Cuma günü bizim dediğim gibi her hafta Cuma günü bizim programlarımız var. Dileyen Elazığ'daki bütün herkes de yani sazıyla, sözüyle gelip katılabilir. Hiçbir ücret de almıyoruz. Evet. Bütün ikramlarımız da bizden. Yani ikram derken yani çok fazla şeyimiz yok. Bir çayımız, kahvemiz işte başka bir şeyimiz yok. Gelsinler, başımızın üstünde yerleri var. Haftaya Cuma o zaman inşallah geleyim. Bekleriz. Bir türlü gelemedim. Şeref verirsiniz ne demek. Bir türlü gelemedim. Çok gelmeyi istediğim, katılmayı istediğim etkinliklerdendir meşk. Evet. Bu da güzel olur. Evet gerçekten şimdi ben dernek başkanlarımızı ağırlıyorum. Onların evet. Sorunlarını, faaliyetlerini falan dinlerken. Hemfikir olduğunuz, muzdarip olduğunuz durum işte derneklerin kira sorunu ve yer sorunları. Ya Allah razı olsun valla şimdi biz ama çok büyük şey yaşamıyoruz. Bir tane Elazığ'da bir arkadaşımız, bir iş adamımız bize her ay bir katkısı var. İşte biraz oradan alıyoruz. Bizler biraz da bizim İsim verebiliriz Ziyaettin abi. Biliyorsun marka yani, olmadıktan sonra ben eğer arkadaş, isterse isim verebiliriz. Arkadaşımdan müsaade almadığım için ben o isim vermek istemiyorum. Ama gerçekten ben buradan ona minnettarım. Bir yıldan fazla oldu. Adam televizyonda yine bir konuşmada işte biz böyle kiradan bahsederken telefon açtı bana. Dedi ki senin kiran ne kadar? Dedim işte bu kadar. Dedi kardeşim her ay gel dedi kiranı benden al. Ne güzel insanlar. Gitmeme de gerek yok. Şimdi adam sağ olsun bir zarfın içerisine koyup gönderiyor kiramı bana. Ben buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu çok büyük bir jest. Evet. Yani kiranın tamamını karşılamasa bile bize bir katkısı var. Ben buradan kendisine çok teşekkür ediyorum. O da bizi izliyorsa biliyordur ne dediğimi. Kendisini biliyor zaten. Buradan söylememe de gerek yok ama ismini açıklardım. Kendi görüşmediğim için, konuşmadığım için bir şey demiyorum. Çünkü belki açıklamasını istemezler. Evet. Bu tür hayırseverlerin Allah daha da çok para versin. Onlar abi, da daha çok abi, hayır yapsınlar. Abi. O kadar ya bir kere gönülleri güzel. Yani. Abi şunu da söyleyeyim. Bir de belediye başkanımızın bize bir kira sözü var. Ama daha alamadık bir türlü. İnşallah onu da alacağız. Yani belediye başkanımızın sözü şu. Bu Elazığ'da kültürel faaliyet gösteren derneklere bir kira yardımı olacak dedi. Yapacağım dedi. Biz yer istedik daha doğrusu. Yani tabii ki belediyenin de imkanları kısıtlı olduğu için yerde sıkıntı yaşıyoruz dedi. Yer yok dedi. Yer veremeyiz. Ama size kirada bir yardımcı olalım dedi. İşte tamam kabul ettik dedik. Teşekkür ediyoruz. Buradan belediye başkanıma da gerçekten kültüre çok büyük değer veren, emek veren bir insan. Şimdi 2 gün önce yine bir etkinlik vardı. Evet. Yenicerli Kemal'i anma programı yaptı. Tamamen belediyenin katkılarıyla. Daha öncesinde yine Abbas Bakır'ı anma programı yapıldı. Belediye tarafından. Yani bu tür geçmişteki bu kültüre hizmet etmiş insanları anması çok büyük bir jest, çok büyük bir olgunluk. Gerçekten ben buradan teşekkür ediyorum. Evet, biz de buradan saygılarımızı ve belediyedeki yetkililere. Bizim için o da bir değer. Gerçekten gülen yüzüyle elinden geleni yapıyor Şahin Başkanımız. Yani Allah razı olsun. Evet. Muhakkak ki. Yani dediğim gibi yani o kira yardımından bizi kurtarırsa dernekler daha rahat edecektir. Daha güzel hizmetler sunmaya çalışacaklar. Evet, evet değil mi? Yani işte her şey maddiyata dayanıyor yani neticede. Şimdi eskiden biz derneklerde her şeyi gönüllü yapıyorduk tabii ki. Adam yani bu böyledir zaten derneklerde. Eğer iş paraya dönerse profesyonele girer. Profesyonelden de tam verimi alamazsın. Ama gönül işi gerçekten amatörce yaparsan
gönüllü olarak yaparsan çok güzel şeyler veriyorsun. Hem evet. Sen tatmin oluyorsun o yaptığın işten, hem de karşıdaki insanlara, karşıdaki seyirciye güzel şeyler veriyorsun. Evet. Ziyaretin abi az bir vaktimiz kalmış. Nasıl geçti hiç anlamadım. Şöyle evet. Yani ben 12 dakikamız kalmış. Evet. Hem derneği konuşalım, biraz da programı da konuşalım. Herdem çok güzel bir program. Şimdi ara sıra gelip arkada seyrediyorum ben de kameraların arkasında. Dinliyorum evet. Sizleri gerçekten çok güzel. Şimdi müzikli programlar bir kere çok keyifli. Zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorsunuz. Ben çok seviyorum müzikli bazen, programları. Bazen iki bölüm yapıyoruz, bazen üç bölüm yapıyoruz. Evet. Gerçekten yani iyi bir sanatçı yakaladığımız zaman üç bölüm yapıyorum. Ve seyircilere de o gelen insanın en güzel şekilde dinlemeleri için, yani daha dolu dolu dinlemeleri için üç bölüm yapıyoruz bazen. Ben herden programı şöyle, Arif Çakmak genel yayın yönetmeni olduktan sonra bir gün işte ben hayırlı olsun'a geldim. Hayırlı olsun'a geldim. Yine yönetim kurulu başkanı Ayhan Polat, Ayhan Polat'ın yanına gittim işte hayırlı olsun'a. Arif'i çağırdı. Dedi ki Ziyahattin abi bize burada programa başla dedi. Dedim nasıl bir program yani? Tamam daha önceden bir tecrübemiz vardı. Nasıl tecrübemiz vardı? Ben Bünyamin Erol ile beraber aşağı yukarı bir 20-25 yıl beraber o kamera önündeydi ama biz kamera arkasında program yapıyorduk. Aynı zamanda tabii ki dernekte de işte musikiyle uğraştığımız için dedi ki abi bir müzik programı yap. Dedim ben yaparsam mahalli müzik yaparım. Başkasının benim işim değil. Yani ben gelip de bu arabesk müziği veyahut da bir Türk halk müziği programı yapamam. Benim yapacağım ancak mahalli müzik olur. Tamam dedi. Biz zaten mahalli müzik istiyoruz senden dedi. Ben de hay hay dedim. Başımın gözüm üstüne. Tabii ki neticede memleketin kültürüne hizmet ediyorsun. Bu da eğer dernekte bu hizmeti yapıyorsak biraz da vatandaşa bu hizmetlerimizi sunalım dedik. Öyle başladık. 1 Mart 2021'de başladık. Bugüne kadar da devam ediyoruz. Çok da başarılı, çok da keyifli seyrediyor. Vallahi başarıyı şöyle söyleyeyim. Mahalli musikide çok iyi sesleri bulmak mümkün değil. Zaten bir elin parmağında geçmiyor buradaki sanatçılar. Olanları da genelde işte seyircilerimizle, izleyicilerimizle buluşturmaya çalışıyoruz. Çok güzel bir ekip kurduk. Yani müzik ekibi, yani sazları. Ben arkadaşlarla görüştüğüm zaman ilk işte bana bu teklif geldiğinde tabii önce sazları topladım. Dedim ki arkadaşlar böyle bir teklif var bize. Siz ne diyorsunuz? Bizimle beraber olur musunuz? Hay hay dediler. Kabul ettiler. İşte ben buradan o benim müzik yaptığım ekibe de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten özveri gösteriyorlar. Fedakarlık gösteriyorlar. Adamların düğünü olsa bile, o günkü bir programda olsa, eğer pazartesi günü bizim programımız varsa başka bir arkadaşını bulup onun yerine gönderiyor. Kendileri geliyorlar. Ben buradan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Harika çalıyorlar ama. Yani, müthiş bir kadro. İyi bir ekip oluşturduk. Bu işler ekiple olan şeyler. Yani tek başınıza hiçbir şeysiniz. Ama işte o müzisyen arkadaşlarımız olmasa bizim yapacağımız program da olmaz. Gerçekten özveri gösteriyorlar. Ve işini en iyi yapmaya çalışan insanlar. En iyisinde yaptıklarına eminim. Tabii yine takdir seyircilerimizin, izleyicilerimizin. Ama ben buradan tekrar bir kez daha müzisyen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Daim olsun programımız diyelim. Ziyaretin abi çok keyifli, çok güzel. İsmi de Herdem ya. Herdem, evet. Herdem. Herdem olsun, Herdem olsun inşallah. Evet, Ömer Çapar'la beraber. Evet. Bir hafta siz, bir hafta Ömer Çapar. Ömer kardeşimin de işi rast gelsin. Onu da, tabii onun dediğimiz gibi yani onun şeyi ayrı, bizimkisi ayrı. Herkes kendisine göre yapıyor. Ömer'in halk müziği, arabesk, işte fantazi, o tür yapıyor. O kardeşimiz de gerçekten büyük özveri göstererek dışarıdan olsun sanatçı getiriyor. Burada
işte olan arkadaşlarımızı çıkarıyor. Biz de öyle tabii ki bir iki tane biz de dışarıdan getirdik. Gücümüzün yettiğince de getirmeye çalışacağız. Her şey imkanlar dahilinde. O güzel sesleri de Elazığ'a da bulaştıracağız inşallah. Evet inşallah. Ara sıra da tabii ki işte bizim kürsü başı dediğimiz meşter var ya. Hı hı. Şunu da söyleyeyim. Yani televizyonda yapılan mahalli musikinin hepsi kürsü başı değil. Bizim halkımızın tarafından böyle lanse edilmeye çalışılıyor. Kürsü başı genelde kış aylarında yapılan müzik programları. Kürsüyü işte ortaya bir kürsü koyulur. O kürsünün üzerine bir yorgan atılır. O kürsüde sırf ısınma amacıyla, sadece musiki de değil. İşte günün olayları konuşulur, küsürler barıştırılır. O günkü şartlara göre işte sohbetler edilir. Ardından da musiki yapılır. Ama bizim şimdi arkadaşlarımız toplanıyor. Mesela bir sıra kuruyorlar. 5 tane içinde bir Elazığ türküsü sürende mi diyor kürsü başı. Kürsü başı mı diyor kardeşim. Buna da kürsü başı koyma. Müzik programı, meş programı diye. Kaya başı diye. Bizde kaya başı da var. Havuz başı da var. Ondan sonra püsün geceleri de var. Yani, ne geceler? Püsün. 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 Evet. Bu tür geceler. O çok de yaygın bir kullanım değil. Yani genelde diyebilirim ki bayanların kullandığı bir şey desek daha iyi olur. Püsun, doğrusu. Evet. Püsun ne demek? Yani şimdiki o günler var ya, bayanların yaptığı günler, ona benzer şey işte. Merak ettim püsun ne demek, bir bakacağım eğer varsa yerel kullanım. Şimdi şeyi konuşalım birazcık, az bir vaktimiz kaldı ya. Şimdi dediniz ki mahalli sanatçılar konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Mahalli müziğimizi konuşalım mı? Şu anda hangi aşamada? Yani şimdi düşünüyorum, sizler bayrağı devredebilecek kişiler bulabilecek misiniz? Evet var, gençlerden tanıdıklarım da var, evet. Güzel sesler de var ama eğilim nasıl, ilgi nasıl şu anda? Ya şimdi Harput müzikisinde zaten çok hiçbir zaman, yani böyle nasıl diyeyim, dönem dönem baktığımız zaman aşırı derecede çok güzel sesler yok. Dolmuş. Çünkü bizim müziğimiz gerçekten çok zor bir müzik. Çok arifane bir müzik. Yani gidip de irşat meclislerinde bizim müziğimizi söyleyemezsiniz. Çünkü dedim ya başta, arifane bir müzik. Arifler Meclisi'nin okuduğu müzik bunlar. Genelde bakın, geriye dönük baktığımız zaman Harput müzikisini icra edenlerin çoğu hafızlar. Evet. Bu hafızlardan bize gelmiş. Var, şu anda da okuyan arkadaşlarımız var. Genç nesillerden de var. Yani tamamıyla müzik, yani tam aşina olan, tamamını bilen insanlar zaten dönem dönem, yani düşün, bile baktığınız zaman 3 kişiyi, 5 kişi geçmemiştir. Ama bu nedir? İşte bu 30 senede, 40 senede, 50 senede bir sefer çıkıyor yani insanlar. Tabii ki müziği icra eden insanlarımız var. Gençlerimiz de, geriden gelen gençlerimiz de var. Mesela biz en basiti şöyle söyleyeyim, Karagümrük'te de ortak olarak yaptığımız Karagümrük Belediye ve İki dernek, yani Elazığ Müziki Konservatuvarı Derneği ile EFTUT'un ortaklaşa yaptığı bir 6 veya 7 ses yarışması yapmıştık o zaman. Harput Müzikisi Yıldızını Arıyor diye bir ses yarışması. Bünyamin Eroğlu'nun. Aynen. O ses yarışmasında gerçekten çok güzel sesler çıktı. Ve şu anda da bu müziki icra eden kardeşlerimiz var, o yarışmadan çıkan. Ve çok güzel yerlerde de okuyan kardeşlerimiz var. O yarışmadan çıktıktan sonra birçoğu konservatuvar okudu. Genelde de gençler de zaten. Çok büyük, ileri yaştaki insanları almamıştık bu yarışmaya. Diyebilirim Elazığ'da biz yarışmayı ilk açtığımız zaman ilk yarışmada 1500 tane müracaat vardı. Ha, çok güzel. O 1500 tane müracaatın içerisinde işte bu dönem dönem her sene tabii devredildi. Ve yarışmanın finale 10 kişi kalıyordu. 10 kişiyle devam ediyorduk. Her hafta bir kişi yer yeriye. En sonunda... Bir yıl mı yapmıştınız bunu? 6 sene yaptınız. 6 sene yaptınız. Evet.
6 sene 7 sene yaptık onu. O birincilerle şu anda irtibat var tabii, mı? Tabii var hepsi de. Hiçbir tanesinde irtibatımız kesilmedi. Hepsi de şu anda müzik yapıyor. Hepsi de müzik icra ediyor. En kötü şartlarda o yarışmaya katılan insanların hepsi 15 tane 20 tane harput müziği öğrendi. Bu da bizim için yeter. Yani boş bir yarışma değildi. Gerçekten oraya katılan insanların hepsi de harput müziğini öğrendi yani. Çünkü zaten yarışmanın şartı da oydu. Harput müziği olacak. Başka öğrenin türkülerini istemiyorduk. Yani normal adam Türk halk müziğinin başka yörelerinde okuyor ama özellikle biz harput müziği istedik. Harput müziği de yani çok da karamsar olmayalım. Arkadan gelenler var yani. Evet. Evet. Bayrağı devredeceğimiz güzel isimler tabii, tabii. Var. Tabii şu anda çok güzel insanlarımız var. Mesela TRT'de var, Kültür Bakanlığı'nda var, bütün işte korolarda var. Bu arkadaşlarımız bu müziği icra ediyor. Bundan sonra gelecekte de inşallah aynı şekilde devam edecekler. Programımızın sonuna geldik. Bitti çok mi? Keyifliydi. Evet sizi tanımak, derneğimizi tanımak çok güzeldi. Son olarak eklemek istediğimiz bir şey var mı? Valla son olarak ne ekleyeyim? Ben özellikle bu programda, Yaşama Dair programında bu kültürel derneklere verdiğiniz katkı için ve bizleri burada ağırladığınız için özellikle size ve Kanal 23 ailesine çok teşekkür ediyorum. Özellikle Arif Çakmağ'a çok duyarlı. Arif Çakmağ, evet. Arif Çakmağ'a, Esra Hanım'a, emeği geçen herkese, herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Pazartesi günü de yine her demde buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın. Evet, çok teşekkür ederim tekrar. Ben rica ederim. Ben teşekkür ederim. Bizi ağırladığınız için. Evet, daim olsun diyelim. Değer seyircilerimiz şöyle 15 dakikalık bir ara verelim. Sonra Aygün Çam'la devam edeceğiz.